Artı TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar değerli izleyenler. Bugünkü odak programında günün tarihine dikkat çekerek bir başlığı konuşmak istiyoruz. Türkiye'deki yansımalarını da mercek altına alarak diyelim. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Şimdi bugüne dair yine birçok mesaj verildi alanlardan, sahalardan. Tabii özellikle siyasi muhalefetten olmak üzere. Onların ne anlama geldiğini konuklarımızla birlikte sorgulayacağız. Bununla birlikte süre gelen barış talebi ne ifade ediyor? Sonuçları olması ve olmaması durumunda sonuçları neler? Nelerle karşılaşıyoruz? İnsan hakları ve demokrasi noktasında da bazı sorgulamalarla birlikte bunlara da işaret etmeye çalışacağız. Değerli konuklarımız var. Onların katkılarıyla birlikte başlıyoruz. Çözüm yeri meclistir. Kürt meselesinin bugün ulaştığı düzey bütün varlığıyla çözümü dayatıyor. Evet değerli izleyenler, bugün Türkiye'de barış diyeceğiz. Neden ve nasıl sorularıyla birlikte birçok soruya yanıt aramaya çalışacağız diyelim. Konuklarımız kimler? Öncelikle hemen bunu belirterek başlayalım. Birazdan ilk olarak yazar Oya Baydar'ı dinleyeceğiz. Kendisi Skype bağlantısıyla konuğumuz olacak. Sonrasında akademisyen Doçent Doktor Yücel Demirer'i ağırlayacağız yayınımız içerisinde ve İHADE İstanbul Şubesi Eş Başkanı Gülseren Yoler'i de bugün odak programında ağırlayacağımız konuklarımız olacak. Evet, Skype bağlantımız sanırım hazır. Sayın Baydar karşımızda. Hoş geldiniz Sayın Baydar odak programına. Hoş bulduk. Sayın Baydar, şimdi barış diyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yine birçok açıklamalar geldi, mesajlar verildi. Birçok yönüyle süremiz dahilinde konuşmaya çalışacağız. Ama isterseniz sizinle siyasi sorumluluk tarafına biraz dikkat çekerek başlayalım sohbetimize. Şimdi burada siyasi iktidar ve siyasi muhalefetin malum bir tutumu söz konusu. Şimdi bunları nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Şöyle biraz geçmişe de giderek, belki geride bıraktığımız o çözüm sürecini de hatırlatarak ve gelinen aşamaya baktığımızda neler söylersiniz? Buyurunuz lütfen. Şimdi Türkiye'de barış sözcüğü her zaman sorunlu bir kavramdı. Ama hiçbir zaman şimdi olduğu kadar tehlikeli olmadı. Barış içi boşaltılmış bir sözcüğe ve kavrama dönüştü. Onda çok çabalandı böyle olabilmesi için. Ben eski bir barışçıyım. Yani eskiden Dünya Barış Örgütü vardı. Onun üyesiydim 80 öncesi. Sonradan Irak'ta savaş sırasında bir barış girişimi diye bir örgütlenmemiz, bir yapımız oldu. Bütün bu süreçlerden geçtik ama hiç bugünkü kadar barışı savunmak hem sorumluluk, büyük bir sorumluluk hem de aynı zamanda cesaret haline gelmedi. Şimdi evet, hatırlıyoruz olanları. Yani bu barışın, iç barıştan önce söz edecek olursak, 40 yıldır savaşın içindeyiz. 40 yıldır bu topraklarda bir savaş, çatışma, zaman zaman da savaşa dönüşen bir çatışma sürüyor. Ve bu çatışma boyunca şimdi gelinen noktada artık bunun çözüm olmadığı herkes tarafından anlaşılmış durumda. Bu çatışmayla, bu savaşla, silahla, ölümle bir yere varılamayacağını sanıyorum herkes, insanlar da anladı. Artık savaş istemiyor kimse. Özellikle Kürt halkı kesinlikle savaş istemiyor. Türk kesimi için biraz daha zor. Çünkü onların kafasına enjekte edilmiş bir savaşçılık, bir milliyetçilik var. Ama Kürt halkının özellikle hiç de savaş istemediğini sonuna kadar inanıyorum ve biliyorum. Şimdi böyle bir durumda işte dündü değil mi? Yok, ayın 31'iydi. Evet, dündü. HDP bir barış deklarasyonu açıkladı. Evet, bir barış deklarasyonu açıkladı. Ben baştan sona bu deklarasyonu dinledim.
iyi hazırlanmıştı ve içten bir barış istemini dile getiriyordu. Nedeni nasıl, şu bu onları ayrı bir yana bırakıyorum ama içten bir barış özlemini dile getiriyordu. Şimdi ben sonra baktım bunun ardından. Zaten 2,5-3,5 diyemem, 2,5 televizyon kanalı kaldı böyle bir haberi verebilecek. Yayınlar öyle yani. İnternet gazeteleri dışında o da birkaç tane böyle bir haber tabii girmezdi ama hiç değilse bir satır, hiç değilse bir alt başlık bir şey olabilirdi. Ve hakikaten biraz da öfkelendiren bir biçimde beni, ki aylardır yazı yazmıyordum, yazmak zorunda kaldım, kendimi öyle hissettim bugün. Öfkelendiren bir biçimde buna ne kadar sessiz kalındığını gördüm. Barış denmesinden bile korkuluyor. HDP barış istiyor. Şöyle bir deklarasyonu var. İşte yarın bir, yani bugün için bir barış zinciri kurulacak. Bunların haber olarak verilmesinden bile korkuluyor. Şimdi bu acı bir sonuç. Toplum ürkütüldü, toplum susturuldu ve barış sözcüğü bile gitgide daha bir telaffuz etmek daha bir cesaret işi haline gelmeye başladı. Şimdi burada benim asıl dikkatimi çeken ve yani üzerinde durmak istediğim, Türkiye'de muhalefetin kendilerine yani Millet İttifakı diyen ya da en azından mevcut koalisyonun karşısında duran, kendilerini demokratik olduğunu ifade eden, barış istediklerini ifade eden her ağızlarını açtıklarında bu muhalefetinde ne kadar bu konuya bilgane kaldı. Şimdi diyorsunuz ki her yerden barış şeyleri geliyor. Vallahi ben Türkiye'deyim işte. Her yere de kulak kabartıyorum. Hiç öyle bugün aman aman lafın ötesinde, içi kof bir hamasetin ötesinde barıştan söz edildiğini bile duymadım aslında ararsanız. Bu tabii bir yerde biraz umut kırıcı mı diyeyim isterseniz. Yani hele benim gibi bütün ömrünü barış için daha iyi, daha aydınlık, barış içinde bir ülke için geçirmiş birine ağır gelen bir şey. Şimdi bunu yırtmamız lazım. HDP'nin attığı adımları görüyoruz. Ama mesela bugün, daha dünden biliyordum, yazmıştım da bu barış zincirlerinin, insan zincirinin engelleneceğini düşünüyordum. Ama mesela muhalefet bu engellemeye karşı bir şey yapamaz mıydı? Muhalefet HDP'nin barış zincirine sembolik olarak bile katılamaz mıydı? HDP çağrılar yapıyor ve muhalefet bunu asla, yani evet barış iyidir demenin ötesinde bir cevap veremiyor. Bunlar tabii işin olumsuz yanları. Ama olumlu bir de bir şeyler arayacak olursak, şimdi halkların barış istemi çok yükseldi. Burasına kadar geldi artık insanların. Yani savaş, çatışma, işte Türkiye'de sadece Kürt meselesi değil, bir sürü çok noktada çok derin fay hatları ve çok büyük çatışmalar var. Bütün bunlardan kitleler artık, yani kanıksadı demeyeyim, artık yeter diyorlar. Bunun üzerinde eğer bizler, eğer gerçekten muhalefet de biraz daha çaba gösterebilirse, ve HDP eğer pes etmez, geri çekilmezse belki kitlelerin barış sistemini çok daha yükseltebiliriz. Tek umut da bu gibi görünüyor. Peki Sayın Baydar, şimdi biraz daha açmak gerekirse aslında toplumda bir barış isteği olduğuna dikkat çekiyorsunuz. İnsanların o tekçe, inkarcı ve baskı politikalarına karşı bir duruşu olduğunu söylüyorsunuz. Ama öte yandan da dikkat çektiğiniz bir husus bir korku iklimi altında yaşadığımız. Peki bu nasıl kırılacak? Evet, şimdi burada muhalefete bazı sorumluluklar atfediliyor. Şimdi HDP'nin bu konuda bir takım çalışmaları var. Demokratik mücadele programı kapsamında da işte takip ettik. O süreç içerisinde de sürekli bu vurgulandı. Ana gündemlerinden birisiydi HDP'nin. Barış mesajları sıkça verildi. Belki geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalara da bir dikkat çekmek gerekiyor. Hatırlatmakta fayda var. Özellikle Kürt sorunun çözümü içerisinde tabii geniş bir başlık barış dediğimizde ama biraz bunun üzerinde de konuşmak gerekirse yine siyasi sorumluluğa işaret etti. Peki ne yapılacak? Bu atmosfer nasıl değiştirilebilir? Siyasi tarafıyla nasıl bir sorumluluk var? Öte yandan toplumsal sorumluluk bize burada ne söylüyor?
Şimdi önce toplumsal sorumluluktan başlayalım. Toplumsal sorumluluk, yani kitleleri de harekete geçirebilecek bir barış ve demokrasi hareketi oluşması gerekiyor. Partiler üstü, partileri içeren ama partiler üstü. Partileri de tabiri caizse dürtükleyecek olan, onları da bir gerçekten barış ve demokrasi ittifakında buluşmaya sürükleyebilecek, zorlayabilecek olan bir kitle hareketinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun minik böyle bir arayışın diyeyim ya da böyle bir ihtiyacın küçük şeyleri var, küçük adımları atılmaya başlıyor diye düşünüyorum. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi dediniz, işte Kürt meselesinin çözüm programı dedi. Atlayarak bir şey söyleyeyim. Türkiye'de iç barış dediğiniz zaman en önde gelen sorun Kürt meselesidir. Bu sorun çözülmeden hiçbir sorunun çözülmeyeceği ve demokratikleşemeyeceği de çok açıktır. Şimdi muhalefet partilerimiz, özellikle ana muhalefet partisinin bunu tam anlamıyla kavrasa da kendi kitlesi açısından üyelerinden destekçilerine, oy verenlere kadar tümüyle oturtamadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye sizin sorunuza da bağlı, yıllardır o kadar büyük bir milliyetçi, şoven milliyetçi saldırı atmosferinde yaşıyor ki, öyle bir savaş atmosferinde yaşıyor ki, hem içeride hem de sınırlarımızın dışında devamlı bir savaş atmosferindeyiz. Devamlı bir düşmanlık oluşturma ve geliştirme atmosferi içindeyiz. Tabii ki o zaman kitleler siniyor. Korkuyor da korkunun ötesinde siniyor. Şimdi bugünlerde bakıp barış dediğiniz zaman biraz daha sessiz fazla çıkarsa bu ya terör örgütünün propagandasına kapılmak ya da onu yapmak olarak algılanıyor. Ya da daha uca götürürsek devletin devletli ortaklarının bakış açısına bakarsak barış dendiği zaman vay siz bizim dış politikamızı yani karşı mısınız? Vay hain misiniz? Buralara kadar varabiliyoruz. Tabii ki bu kitleleri sindiriyor. Ama tekrar söyleyeyim, bardağın hep boş yanını anlatıyorum belki ama dolu yanı şu. Son günlerde birkaç küçük olay, mesela bazı imza kampanyaları, bazı küçük toplantılar, şunlar bunlar bize şunu gösteriyor. Artık belli bariyerler, belli engeller sıkılmaya başladık. Kimler arasında sağı, solu, Kürt'ü, Türk'ü, laiki, ateisti, Müslümanı, yani hepsi bu büyük bayatları sandığımız şeyler. Bunlar yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor. Çünkü hızlı olmasa da, çok kitlesel olmasa da özellikle aydın kesimde insanlar bu gidişin gidiş olmayacağını, tek tek kalırsak bizim hepimizi götüreceğini bu farkındalar. Yani ben hep şöyle söyledim, topyekun saldırı var deniyor. Bu özellikle de ana muhalefet partisinin söylemi. Topyekun saldırıya karşı topyekun savunma, topyekun direnişle ancak karşı durulabilir. Yani bir duvar düşünün, saldırıya karşı bir duvar örüyorsunuz. Tuğlalardan biri bile eksik olursa oradan saldırı sizi vurur, saldırgan. Ama tuğlalarını iyi örmüş, birlikli, ortak bir cephe halinde örgütlenmiş bir yapı. Bakın her şeyin çözümü. Peki Sayın Baydar, şimdi toparlamak da gerekirse bir durum değerlendirmesi yaptınız. Türkiye'nin bu başlıkla birlikte nasıl bir fotoğraf verdiğini aslında bizimle paylaştınız. Bu soruyu sorarken çok da umutlu değilim ne yazık ki. Ama önümüzdeki süreçte bir barış atmosferinden söz etmek sizce mümkün olacak mı? Yani açık konuşmam gerekirse bu iktidar gitmeden, gönderilmeden böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu atmosferde yeni bir çözüm süreci, yani inşallah yanılıyorum ama yeni bir çözüm süreci, yeni barış adımları beklenemez. Ancak bu iktidar gittikten sonra, aman bunlar da hepsi tehlikeli laflar oluyor, demokratik yollarla, seçimlerle bu iktidar alaşağı edilebilirse ondan sonra mümkün. Çünkü gelenler de şunu görecekler. Hatta
bu karşıdaki ittifakın en milliyetçi kesimleri bile şunu görecekler. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Türkiye bu sorun, özellikle Kürt sorunu içeride dış politika, savaşçı, militarist dış politika dışarıda. Bunlar çözülmeden böyle gitmez. Onlar da yönetemeyeceklerini göreceklerdir. Ama tekrar söyleyeyim, ben bu iktidar döneminde bunun mümkün olacağını düşünmüyorum. Her gelen yeni darbe, bakın dışarıda savaşın eşiğindeyiz. Belki savaş çıkmaz ama ciddi bir çatışmanın eşiğindeyiz. İçeride daha bugün 1800 bilmem kaç işte jandarması bilmem nesiyle büyük bir operasyon yapılıyor. Yani yokmuş gibi davranıyoruz sanki. Ama böyle bir atmosferde ben yakın dönemde bu iktidarın döneminde bir çözümün olabileceğini düşünmüyorum. Peki. Sayın Baydar, çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için, katkılarınız için. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Evet, bugün Odak programında ilk konuğumuz yazar Oya Baydar'dı. Barış'a dair mesajlarını kendisinden aldık, değerlendirmelerini kendisinden aldık. Şimdi telefon hattımızda bizi beklemekte olan konuğumuzla devam edelim. Daha fazla bekletmeden akademisyen doçent doktor Yücel Demirer'i de bugün konuk edeceğimizi belirtmiştim. Artık sohbetimize başlayabiliriz. Sayın Demirer, hoş geldiniz Odak programına. İyi akşamlar dilerim, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler, iyi yayınlarımız olsun. Sayın Hocam, sizinle sohbetimize başlamadan önce izninizle izleyicilerimize birkaç not paylaşmak istiyorum. Sonrasında hemen değerlendirmelerinizi alacağım. Siz Kocaeli Dayanışma Akademisi'nde de yer alan bir akademisyensiniz, bir isimsiniz. Ve bilgi vermek gerekirse Akademi Kocaeli Üniversitesi'nden bu suça ortak olmayacağız başlıklı barış bildirisine imza attıkları için KHK'yla ki topluca ihraç edilen akademisyenlerin yer aldığı bir dernek. İsterseniz buradan da biraz başlayalım sohbetimize. Şimdi Türkiye'de çok sayıda akademisyen o süreçte o bildiriye imza attıkları için cezalandırılmak istendi. İhraç edildiler. Dava süreçlerine tanık olduk, şahit olduk. Sizlerin ihraç edildiğiniz o süreçte oldukça manidar gün itibariyle de barış dediniz ve 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ihraçınız gerçekleşti. Şimdi bu tutumu ne yapılmak istendiğini o süreçte ve süre gelen aşamayı dinlemek isterim sizden. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye simgesel siyasetin çok yoğun yaşandığı bir ülke. Bahsettiğiniz gibi bundan tam 4 yıl önce ben aralarında benim de olduğum yüzlerce akademisyen işlerimizden edildik. Barış istediğimiz için bunun çok kolektif adımın parçası olduğumdan dolayı onur duyuyorum ama bu bir kişilerle açıklanamayacak kadar büyük bir yanıt idi. O da şu, Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar çok sayıda bir akademisyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne doğru dönüp savaşçı politikalara son vermesini ve barış için aktif adımlar atmasını talep etti. Bunun karşılığında kürsülerimizden ve öğrencilerimizden uzaklaştırıldık. Sizinle konuştuğum bugün aslında benim ve akademisyen arkadaşlarımın, yoldaşlarımın üniversiteden uzaklaştırılmamızın da 4. yıl dönümü. Şöyle bir şey söylememe lütfen izin verin. Türkiye tarihinde savaşların, baskıcı politikaların altında hayatını kaybeden, yıllarını zindanlarda geçiren insanlarla karşılaştırınca yaşadıklarımızın hiçbir önemi yok. Çünkü en önemlisi biz bu adımı atmamıza, bu mütevazi imzayı atmamıza rağmen ülkemize barış gelmedi. Yani bu imza atılmış olsa da bu imzadan beklediğimiz sonuç doğmadığı için kesinlikle biz bir süreci tamamlanmış hissetmiyoruz. Tarih metinler bizi barış akademisyenleri diye anıyor. Ama barışsız barış akademisyeni olunmaz. Bu bağlamda da ben ve arkadaşlarım barış konusunda çalışmaya elimizden geldiğince faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Çünkü izninizle biraz şu şekilde genişleteyim. Benden önce konuşan Sayın Baydar'ın bir yorumuna katılıyorum. Barışın çoğulcu boyutuna ilişkin bir vurgu yapmıştı.
Barış sadece Türkiye tarihinin hassas noktaları, başta Kürt meselesi olmak üzere soykırımlar tarihi ve benzeri durumlarla anacağımız bir mesele değil. Bugün Türkiye'de toplumsal yapı içerisinde bulunduğunuz herhangi bir ortamda barış içinde bir toplumda yaşamadığınızı hissettiğiniz detaylarla dolu gündelik hayat. Bugün herhangi bir ticaret ortamında, bugün herhangi bir sosyal ortamda, bugün herhangi bir spor ortamında, bakın spor dedim. Evet. Bugün herhangi bir eğlence ortamında, bugün herhangi bir düğün ya da uğurlama ortamında barış olmayan bir ülkede yaşadığınızı hissettiğiniz ayrıntılarla dolu. Ne yazık ki barış olmayan bu ülkede kutlamalarımız silahlı oluyor. Barış olmayan bir ülkede kutlamalarımız kavgalı, dövüşlü oluyor. Şiddetli dolu oluyor. En önemlisi de sadece siyasal alana sıkıştırılamayacak kadar bugün ülkemizde kadınlarımızı öldüren bir toplumuz. Bu bağlamıyla da barışın bir bütünlüklü boyutunun altını çizmek isterim. Peki Sayın Hocam, o halde buradan devam edelim. Neler yapılmalı öncelikli olarak? İşte şu içinde bulunduğumuz, biraz önce sizin de birçok hususa dikkat çektiğiniz taraflarıyla birlikte bu atmosferin değişmesi için neler olmalı? Şimdi bir taraftan barış dediğimizde öncelikli başlıklar arasında demokrasiyi görüyoruz, insan hakları diyoruz bir taraftan. Nedir eksikliklerimiz? Buyurunuz lütfen. Ben bir akademisyenin mutlaka sahip olması gereken mütevazılığı aşmak istemem. Çünkü ben ne bir siyasetçiyim ne bir sosyal pozisyonum var. Sadece gözlemlerimi şu şekilde aktarabilirim. Barış her şeyde olduğu gibi, her türlü toplumsal gelişme adımında olduğu gibi emek gerektiriyor. Bana bugün barış ne gerektiriyor tek kelimeyle, tek cümleyle söyle deseniz ben emek derim. Şunu kastediyorum, barış diğer toplumsal ilerleme biçimlerinde olduğu gibi, önümüze koyduğumuz diğer hedeflere ulaşma örneklerinde olduğu gibi örgütlü mücadeleyi ve yan yana durmayı gerektiriyor. Şikayetlerim dedim, şunu söylememe lütfen izin verin. Türkiye'de özellikle barış talep eden kesimlerdeki yakınmacı tonun gereğinden fazla olduğu ortamlarla çok karşılaşıyoruz. Artık şikayet etme dışında özellikle barışa her şeyden çok, herkesten çok ihtiyacı olan emekli sınıfların bir arada durduğu, bu haykırışını bir araya getirdiği ve örgütlediği ortamlara ihtiyacımız var. Az önce söz aldığımda söylediğim bir şeyi tekrar pahasına ne olur bir daha söylememe izin verin. Lütfen buyurun. Bugün barış sadece siyasal bir mesele değil. Bugün barış sadece elinde silah olanların ya da siyasal programlarını hayata geçirmek isteyenlerin birbirine düştüğü ya da bunların gelişmelerini engelleyen bir süreç değil. Bugün barış Türkiye'de gündelik bir problem. Bugün insanların hayat kalitesini etkileyen, bugün ilkokula öğrencilerinin, bugün ev içi şiddetin, bugün tüm boyutlarıyla hayatımızı etkileyen bu mesele müthiş bir güvensizlik ve müthiş bir şiddet ortamında barış aslında hepimizin çok sıradan hayatlar yaşayan her birimizin hayatında çok önemli. Bu bağlamda da yine bir minik itiraz. Hürmetle bir itiraz. Ben barış meselesini nüfusun belli bir kesiminin görmediği, anlamadığı, bir takım siyasal ideolojik hezeyanlarıyla körleştiği meseleler olarak görmüyorum. Ben barış bizim tarafı, barışın gerekliliğini herkesten önce fark eden ve herkesten çok yükselten kesime seslenmeyi tercih ediyorum. O da şu, Türkiye'de barış mücadelesinin içinde bulunduğu geri noktada kitlelerin hayatları ile barış mücadelesi arasındaki hayatı arasındaki köprüleri kuramamaklıkla ben aralarında başta kendimin de yer aldığı bizim tarafı, bizim mahalleyi daha çok konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde özellikle siyasi iktidarın hemen bölücü terörist yaftasını bize kolayca yapıştırabildiği ideolojik politik, şunu da söylememe lütfen izin verin. Ben bir siyaset bilimi öğretim üyesiyim. Ben sosyalist bir siyaset bilimi öğretim üyesiyim. Yani siyaset benim hayatımın ve her türden bakışımın bir parçası. Hı hı. Ama barış mücadelesinde ben barış mücadelesini gündelik hayatın kılcal damarlarına indiren köylerde, mahallelerde, iş yerlerinde, gündelik hayat, gündelik konuşmalarda ki meselelerimizle birleştiren
köprülere çok ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Şöyle cümlemi bu aralık için tamamlayayım lütfen. Mesela ben kimilerine tuhaf gelir mi bilmem ama Türkiye'deki kadın cinayetlerinin Türkiye'deki barış yoksunluğu üzerinden tartışılmasını da fayda görüyorum. Türkiye'deki hane içi, ev içi şiddet meselesinde barış içinde, barış meselesi üzerinden okunmasını ve konuşulmasını çok düşünüyorum. Şöyle bağlayayım efendim. Ben barış meselesini eğer şu üç sac ayağı üzerine dikersek, nedir bu sac ayakları? Bir, kültürel boyutu, iki, sosyal boyutu, üç, siyasal boyutu. Bunların üçünü bir arada örmeyi, bunların üçü üzerinde bir arada sistemli bir biçimde düşünmeyi başarırsak ancak Türkiye'de barışın ilerleyeceğini düşünüyorum. Şunu da söylememe izin verin. Hep karanlığın en karanlık, en derin olduğu, en koyu olduğu dönemler aydınlığa en yakın kesimler. Ben her şeye rağmen bu gündelik hayatı emekçilerin, ezilenlerin, bir kap yemek için düşünmek zorunda olanların Covid-19 tehlikesine rağmen her gün artık bu işçi sınıfı hastalığı olan hastalığın ortasında iş yerine gitmek zorunda olanların çoğunlukta olduğu ve çok berbat ücretlerle çalıştığı bu ortamda barış meselesiyle gündelik hayatın çelişkileri arasındaki köprüleri kurabilirsek bunda çok başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Bakın güzel sorularınızı biraz genişleterek yanıtlıyorum. Hemen şu an barış, geçenlerde Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 politikaları üzerine düşünürken aslında nasıl Türkiye'deki barış eksikliğiyle, barışçı söylemin üzerindeki baskıyla paralel bir sürecin kurgulandığını gördük. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tıpkı barış meselesinde olduğu gibi Covid meselesinde de, ücretler meselesinde de, çevre kirliliği meselesinde de, HES'ler meselesinde de, dereler, önük tıkanan, kapanan dereler meselesinde de bu baskıcılık ve sıkışıklığın ortak nedenleri olduğunu bilirsek ve bunu sadece bir barış meselesi ve sadece milliyetçi, faşizan, hezeyanlar ve tarihsellik üzerinde dar bir aranda yorumlamaz isek ve önüne bir siyasal örgütlenmeyi önüne alan, sosyal değişimi önüne alan bir program, bir düşünme biçimi oluşturursak barışın da böylelikle geleceği konusunda iyimser olmak için nedenlerimiz var diyorum. Ama şu haliyle çok iyimser olamıyoruz değil mi Sayın Hocam? Bunu lütfen işlendiğime inanın. Bunu bir Eylül rehaveti ve neşeliliğiyle söylemiyorum. Karanlığın en koyu olduğu dönemler, aydınlığa da belki en yakın olan dönemler. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Evet, sahiden çok eleştirdiğimiz ya da Türkiye siyasi tarihinin en zor dönemlerinde bile karşı karşıya kalınmayan bedellerin ödendiği bir dönem. Sahiden yargının, bürokrasinin tarihimizde eşi görülmemiş baskıcılık örnekleri verdiği, adaletsizlik örnekleri verdiği bir dönemden geçiyoruz. Ama bunun çaresi örgütlü mücadeleden ve birazcık da tercih edilmiş iyimserlikten geçtiğini düşünüyorum. Peki. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz size de değerli katkılarınız için. Bu mesajlarınızla birlikte size de veda etmiş olalım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum efendim. Emeklerinize sağlık. İyi akşamlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet, Doçent Doktor Yücel Demirer'i de dinledik. Geniş bir yelpaze ile bize barışı sundu diyelim değerli izleyenler. Şimdi İHAde İstanbul Şubesi Eş Başkanı Gülseren Yoleri'ni de dinleyeceğiz. Malumunuz İHAde de dertlerinden biri de barış olan bir dernek. Bu konudaki çalışmalarıyla da, kaygılarıyla da, talepleri ve çağrılarıyla da yakından takip ettiğimiz derneklerden birisi. Sayın Yoleri, hoş geldiniz siz de Odak programına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yoleri, şimdi bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü diyoruz. Şimdi Türkiye'den nasıl bir fotoğraf var diye de bir değerlendirme yaptığımızda biraz önce iki konuğumuzla birlikte hatlarını çizmeye çalıştık. İçinde bulunduğumuz mevcut atmosferin nasıl olduğunu, nasıl işlemekte olduğunu paylaşmaya çalıştık izleyicilerimizle birlikte. Sizden de bir değerlendirme rica edeceğim. Yakından takip ediyorsunuz. Biraz önce
Konuğumuz Sayın Hocam Sayın Demirer toplumdaki birçok yansımasına dikkat çekti. Barış dediğimiz zaman işte kadın haklarından işçi mücadelesine kadar aslında yaşamın her alanında olduğunu belirtti. Ve bunun üzerinden bir yöntemle aslında ilerlememiz gerektiğini kaydetti. Şimdi bu alanlara baktığımızda sizin de doğrudan takip ettiğiniz noktalara çıkıyoruz aslında. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Türkiye barış dediğimizde nasıl bir fotoğraf sunuyor günümüz itibariyle bize? Şimdi her şeyden önce bu önce yapılan değerlendirmelerin üstüne konuşacağım bu durumda. Çünkü yerinde pek çok değerlendirme yapılmış değerli hocalarımız tarafından da belli ki. Evet, biz İnsan Hakları Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne tabii ki barış hakkının savunucusuyuz ama belki de son yıllarda çok daha fazla bunu dillendiriyoruz. Çünkü barış ihtiyacının bu derece güçlü hissedildiği bir dönem Türkiye açısından neredeyse yok gibi. Bunu aslında Türkiye'de neredeyse bu kadar baskı daha önceki dönemlerde görülmediğiyle de paralellik içerisinde değerlendirebiliriz. Yani baskının, hukuksuzluğun, keyfiliğin bu derece arttığı başka bir dönem yoktu derken aslında tam da işte aslında barışın çerçevesini de çizmiş oluyoruz. Barış sadece silahların susması değil, sadece çatışma çözümüyle ifade edilebilecek ya da ulaşılabilecek bir hedef değil. Aynı zamanda tüm temel hakların, özgürlüklerin garanti altında olduğu, birlikte barış içinde bir yaşamın mümkün olduğu bir aslında ortamı ifade ediyor. Dolayısıyla da tüm insan haklarının, tüm insan özgürlüklerinin yaşam hakkından çevre hakkına kadar aklınıza gelebilecek bütün kategorideki haklar açısından barışla yakından ilişkisi var. Barışın olmadığı koşullarda bu haklardan söz edebilmemiz, bu hakların hakkıyla kullanıldığından söz edebilmemiz imkan dahilinde değil. Bunu aslında uzunca yıllar boyunca çok acı belki olaylarla test ettik, yaşadık. Şimdi bu son süreçte özellikle İnsan Hakları Derneği'ne gelen başvurular üzerinden de bir değerlendirme yaptığımızda yine temel haklara yönelik saldırıların inanılmaz bir yoğunluk kazandığını söylemek durumundayım. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki derneğe gelen başvuruları takip etmesek belki bunları yakından gözleme şansımız da olmayacak. Örneğin son bir ay içerisinde 5 tane yaşam hakkı ihlali başvurusu aldık. Sırf İstanbul Şube'den ve sırf derneğimize ulaşan kişiler üzerinden söylüyorum bunu. 4 tane kadına karşı şiddet istismar vakası aldık. En son geçen hafta sırf bir hafta içerisinde 5 kaçırılma, işkence, ajanlığa zorlama ile ilişkili başvurular aldık. Ben çalışma yaşamıyla ilgili aldığımız başvuruların sayısını şu anda hatırlamıyorum. O kadar çok sayıda başvuru geliyor ki işten atılmalarla ilgili, insanların ücretlerini alamamalarıyla ilgili, işte kayıtsız çalışma ile ilgili. Bu hem bu ülkenin vatandaşı olan kişilerden hem bu ülkede yaşamak durumunda kalan, zorunda kalan mülteciler bakımından karşımıza çıkıyor. Yani yaşamın neresine bakarsanız bakın ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıyayız. Bizler hep demokrasi, insan hakları, barış ifade ediyoruz. Yani bu üçlüyü hep bütün belki söylemlerimizde kullanıyoruz. Çünkü aslında bunların hepsinin birbirisiyle yakın ilişkide olduğunu biliyoruz. Yani barış olabilmesi için de işte demokrasi ve insan haklarına ulaşılabilmesi lazım. Yani aslında bakarsanız bu tüm ulaşmak istediğimiz demokrasi, barış, insan hakları mücadelesinin de bu noktada birlikte sürdürülmesi ihtiyacından da söz edeceğim aslında. Belki biraz konuşmanın sonuna bunu kaydırmak istiyorum. Ama Türkiye'de bir çözüm süreci yaşandı biliyorsunuz. Evet. 2015 yılına kadar sürdü. 2013-15 yılları arasında yaşandı. Şimdi biz İnsan Hakları Derneği olarak 2015-2019 yılları arasındaki 5 yıllık sürece dair bir değerlendirme yayınladık. Genel merkezimiz tarafından yayınlandı. Bu değerlendirmeden kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında
bu çözüm sürecinde dahi, hani o çok eksikleri olduğunu bildiğimiz çözüm sürecinde dahi aslında örneğin yaşam hakkı ihlallerinin ne kadar aza indiğini, ciddi hak ihlallerinde ciddi bir azalma olduğunu ama bu masanın devrilmesinden, yani sürecin bitmesini takiben özellikle yaşam hakkı ihlalinden başlamak üzere hak ihlallerindeki artışı göstermesi bakımından önemli bir değerlendirmeydi. Sadece yaşam hakkına ilişkin ben verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurunuz lütfen. Bu 2015-19 yılları, 2019 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte çatışmalı olaylar nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı 5.365. Evet. Ve 7.986 da yaralı söz konusu. Şimdi burada örneğin 15 Temmuz'da yaşamını yitirenler ve yaralananlar yok. Bunların içerisinde, bu sayıların içerisinde sınır dışı askeri harekat ya da savaşta ölenlerin sayıları da yok. Yani sadece ülke içinde gerçekleşen vakalar üzerinden ve İnsan Hakları Derneği'nin tespit edebildikleri üzerinden söylüyoruz. Yani hani yoktan 5.365 ölüye, yani böyle düşünün. Yani hani bu sayının inanılmaz bir rakama yükselmesinden söz ediyoruz. Şimdi sırf bu bile barışa olan ihtiyacı göstermesi bakımından oldukça dikkat çekici. Ben hani başta bıraktığım noktaya geri dönersem, demokrasi, insan hakları, barış, hep bunları birlikte dillendiriyorsak eğer, aslında mücadelenin de ortaklaşması ihtiyacı bugün en elzem noktalardan bir tanesi. Bugüne kadar hepimiz biliyoruz, pek çok dernek, sendika, parti bu alanlarda faaliyet gösterdi. Ama genellikle herkes kendi alanında çalıştı. Yani çalışanlarla ilgili sendikalar sadece o alanla sınırlı faaliyet göstersin denildi. Hatta bu savunuldu da. Ya da işte herkes kendi alanında faaliyet sürdürsün, başka bir alana karışmasın dendi. Oysa bugün şunu çok rahatlıkla görüyoruz. Çalışma yaşamındaki her türlü hak ihlalinin insan hakları ile ilişkisi var. Çalışma yaşamındaki her türlü hak ihlalinin demokrasi ile alakası var. Ya da işte eğitimciler, örneğin eğitim sendikalarında eğitimciler sadece eğitimle ilgili şeyler yaptılar. Oysa orada ana dil hakkı var. İşte çocukların gelişimiyle ilgili kültürel değerlerin geliştirilmesinden tutun da işte yaşam hakkından diğer tüm temel haklara kadar bir geniş kategori var o alanı ilgilendiren. Şimdi aslında bizim sanırım hem mücadeleye hem mücadele alanlarına, mücadele araçlarına bakışımızla ilgili bir değişime ihtiyacımız var. Madem ki bütün bu bahsettiğimiz talepler dolayısıyla barış birbiriyle ilişkili hakları içeriyor, birbiriyle ilişkili talepleri içeriyor, o zaman mücadelenin de ortaklaşmasını sağlamamız gerekir. Bugün adalet talebi, örneğin Ebru Timtik yaşamını kaybetti biliyorsunuz, bir adalet, adil yargılanma evet. talebi vardı. Oysa aslında adalet talebi sadece Ebru'nun talebi değildi ki, ya da bugün Aytaç'ın talebi değil. Yani bu aslında tüm toplumun ihtiyacı olan bir olgu ve bir talep. Yani dolayısıyla bu talebin bugün sadece avukatlar, sadece işte adil yargılanma hakkı ihlal edilenler tarafından savunulsun denmesi gibi. Eğer biz bunu buraya sıkıştırırsak, bugün işte karşılaştığımız bu bizim içimizi acıtan olaylarla karşılaşıyoruz. Oysa biz aslında bu ihtiyaçların, bu hakların herkes tarafından savunulması gerektiğini, bu temel haklara erişim noktasında bütün sivil oluşumların, yani dernekler, sendikalar, partiler, bütün kişilerin aslında bu alanda mücadele etmekle sorumlu olduğunu varsayarsak, bunun üzerinden yürüyebilirsek, o zaman işte barışa ya da işte temel haklarımıza erişim mümkün olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de bugünün temel ihtiyaçlarından bir tanesi hem bu temel ihtiyaçları belirlemek, temel talepleri belirlemek, hem de temel talepler üzerinde dayanışma maksadıyla değil, bakın, temel benim görevim maksadıyla mücadele yürütmek. Eğer bunu sağlayabilirsek hem barışa ulaşmak hem temel haklarımıza ulaşmak çok daha mümkün
olabilir umudunu taşıyorum. Şimdi eğer bunu sağlayabilirsek dediniz Sayın Yoler'e, peki bunu sağlama yöntemleri konusunda daha fazlasını söylemek gerekirse neler değerlendirirsiniz, neler söylersiniz, bunu da sormak istiyorum. Şimdi biraz önce Avukat Ebru Timtik üzerinden bir örnek verdiniz. Adil yargılanma talebiyle kendisi bir ölüm orucuna girdi ve hayatını kaybetti. O süreçle ilgili şöyle eleştiriler de duyduk toplum muhalif kesimlerinden. Timtik'e yeterince sahip çıkılmadı şeklinde. Ama talep de aslında ortak, adil yargılanma talebinden söz ediyoruz. Şimdi o kamuoyunun oluşması için burada biraz toplumsal sorumluluğa işaret etmemiz bakımından soruyorum bu soruyu. Ne yapılmalı? Öncelik ne olmalı? Şimdi birliktelikten bahsediyorsunuz. Nasıl olacak peki bu? Şimdi şöyle düşünüyorum. Şimdi Ebru ve Aytaç ölüm orucuna başladıklarında hepimiz çok endişelendik. Hatta İnsan Hakları Derneği'nin daha önce de yapılmış çok sayıda açıklaması da vardır. Bizler yaşam hakkına yönelmiş bir eylem olarak gördüğümüz için ölüm oruçlarını prensip olarak desteklemiyoruz da. Ancak hani öyle bir tablo çıkıyor ki ortaya, işte bu hapishanelerde yaşanan ölüm oruçları sürecinde bunları sıklıkla gördük. İnsanlar o kadar köşeye sıkışıyorlar ki yaptıkları bütün hukuki mücadeleler, yaptıkları bütün o demokratik girişimler o kadar boşa çıkıyor ki o çaresizlik duygusu kişileri işte ellerindeki en değerli şeyi, yani yaşamlarını masaya sürmeye itiyor. Şimdi bu noktaya geldiği zaman iş ister istemez biz işte onlar yaşamda kalsınlar diye, talepleri kabul edilsin diye açıklamalarda bulunuyoruz, bir araya geliyoruz, işte resmi yetkililerle görüşmeler yapmaya çalışıyoruz vesaire vesaire. Ama işte tam başarılı olamıyoruz. Yani hatta başarılı olamıyoruz. Şimdi bugün Ebru'nun yaşamını yitirdiği bir yerde, Aytaç'ın yaşamını yitirmekle burun buruna olduğu bir yerde bugüne kadar yapılan hiçbir işin, basın açıklamaları, görüşmeler, her ne olursa olsun hiçbir işin başarısından söz edilemez. Şimdi ama mesele buraya geldikten sonra gerçekten bu yöntemlerle başarı elde edilebilir mi diye bir soru bence oldukça önemli. Ve ben bu noktaya gelmeden meselelerin talep haline getirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani kendi değerlendirmelerimizde de bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Örneğin bütün işte bu az evvel saydığımız partiler, sendikalar, demokratik oluşumlar, insan hakları dernekleri vesaire. Şimdi oturup ya bu memleketteki temel sorunlar neler? Bunları tek tek belirleyip daha sonra bu talepler için ne yapılabilir? Yani nasıl bir mücadele hattı oluşturmak gerekir deyip bir mücadele hattı oluştursa, bu mücadele hattı içerisinde işte bir arada hareket edebilecek güçler birlikte hareket etseler, yani iş ölüm oruçlarına gelmeden biz temel bir ihtiyaç olan, temel bir talebe dönüşmüş olan adaleti, temel bir talebe dönüşmüş olan adil yargılanma hakkını eğer mücadele hattına oturtabilseydik, eğer bu öngörüde bulunabilseydik, yani bu sorumluluğumuzu daha bu işler başlamadan evvel, bu eylemler başlamadan evvel yerine getirebilseydik, biz bugün ölüm oruçlarını değil, adalete erişimde geldiğimiz noktayı konuşurduk. Adil yargılanma hakkıyla ilgili geldiğimiz noktayı konuşurduk. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Şimdi ben bu sürecin belki Ebru'nun yaşamasına katkısı olmadı. Aytaç'a umuyorum Aytaç'ın yaşamı kurtulacak. Ama hiç değilse toplumsal mücadele güçlerinin kendilerini bu açıdan sorgulamalarını arzu ediyorum. Kendi adımıza bunu yapmaya gayret ediyoruz ama bu sadece işte İnsan Hakları Derneği'nin yapacağı bir şey değil tabii ki. Ama yani bu ülkede işte ki bütün mücadele organlarının, bütün mücadele araçlarının eğer öyle bir mücadele hattı oluştururlarsa böyle bir sonucu tartışmıyor oluruz. Ya, bu yapılabilir mi? Umuyoruz. Yani nasıl ki barışı umut ediyorsak, nasıl ki biz işte insanca yaşanabilir bir dünyayı umut ediyorsak, önümüze bir de böyle bir mücadele hattını da umut ederek hani yolumuza yürüyoruz. Ama bunu şöyle düşünmeyelim. Yani barış gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, hatta tam ve kalıcı olarak gerçekleşmesi her zaman çok riskli bir şeydir. Ama benim bu söylediğim, yani temel sorunlar etrafında
düzgün, planlı, programlı mücadele stratejileri oluşturma meselesi o kadar zor değil. Kolaylıkla yapabileceğimiz bir şey. Sadece böyle bir bakış açısına ihtiyacımız Peki. var. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Ben bu acı süreçlerin böyle bir sorgulamayı ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha sağlıklı bir mücadele hattı oluşturabilmeyi mümkün kılmasını umuyorum, kılacağına inanıyorum. Böyle söyleyebilirim. Peki Sayın Yolere, çok teşekkür ediyoruz size de. Değerli ben de teşekkür için ediyorum. Konumuz olduğunuz İyi için. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Biz de size. Evet, İHAD İstanbul Şubesi Eş Başkanı Avukat Gülseren Yoler'in de dinledik değerli izleyenler. Son olarak İHAD'lerin çalışmalarıyla birlikte kendisinin değerlendirmelerini aldık. Türkiye'de barış konusunu bugün masaya yatırdığımız bu programımızda. Konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli katkıları için ve burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.